Peki, benim adım Ralph. Görebildiğiniz üzere bir tavşanım. Sağ gözüm kör ve bir kulağım duymuyor. Ama şu an çınlıyor. Rahatsız ediyor, değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve belimden biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşındırıyor. Çok da önemli değil. Nefes alırken ve etrafta dolaşırken acıtmıyor. Sırtım biraz acıdı. Sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok, değil mi? Onlar hayvanlardan çok daha üstün. Ay'a bile gittiler. Uzay mekiğinde bir tavşan gördünüz mü? Zannetmiyorum. Demek istediğim, ben bir uzay tavşanı değilim. Ben deney hayvanıyım. Babam da bir deney hayvanıydı. Annem, kardeşlerim, çocuklarım hepsi deney tavşanıydı. Hepsi de işini yaparken öldü. Bunu merak etme. Merak etme. Biz tavşanlar böyle mutluyuz. Evet. Oh. İşe koyulmam lazım. Kötü gözüktüğünü biliyorum. Ama benim açımdan bakın, işimi yapıyorum. Eğer bir insan daha güvenilir deodorant ve ruj kullanabilirse ve... Hey Ralphie! Ralphie! Kameralardan iyi nesi kardeşim? Oh, bir belgesel için benimle çekimde arkadaşlar. Ha. Buradan çıkarmamızı isteyebilir misin? Evet, hadi adamım. İmdat! Ralphie! Sadece çıkarsınlar. Korkuyorum. Ölmek istemiyorum adamım. Hadi ama bende klostrofobi var. Anlıyorum hadi, sizi. Lütfen, bu kısmı silebiliriz değil mi? İşte başlıyoruz. Dokunmayın ona. Ralphie! Ralphie! Acı çekiyorum. Yardım edin. Lanet olsun siktir! Kapanış yapayım o halde. Söylemek Pardon Raf, bu tarafa dönebilir misin acaba? Arkandayız. Özür dilerim. Böyle Evet, şu nasıldı? an çok iyi. Seni dinliyoruz. Pekala, evet. Söylemek isterim ki herkes hayvanlar üzerinde denenmiş şampuan, göz kalemi ve güneş kozmetik ürünleri satın almaya devam ediyor. Neredeyse banyonuzdaki tüm ürünler. Ama siz ve bunu veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Yani sokak değil de tarlada, bilirsin, normal bir tavşan gibi. Bu çok iyi.